Esnevi 10. Risale İ'lem eyyuhel aziz İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetler köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebain, isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku alemi yakaza ile alemi misal arasında bir köprüdür. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Bahar kışla yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Bu dünya hikmet dünyası olduğundan her şeyin yaratılması gibi değişmesi de çoğu zaman birden olmaz. Kademeli olarak gerçekleşir. Mesela toprak ve su kademeli olarak değişim göstererek çiçeğe inkılap ettiğinde ortaya her ikisine de benzemeyen bir başka şey çıkmış olur. Her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor ifadesi bu gibi harika değişimleri ders verir. Bu değişimin Safhalar halinde gerçekleşmesi dereler üzerine köprü kurulmasına benzetilmiştir. Bu çiçeğin her iki tarafla da münasebeti vardır. Kuruduğunda yine su ve toprağa inkılap edecektir. Bu ise iki taraf arasında gidiş geliş olması demektir. Bu köprülere önce bazı örnekler veriliyor ve dünya hayatından ahirete geçişin köprüsünün çok azim olacağına dikkat çekiliyor. Uyku alem yakaza ile alem misal arasında bir köprüdür. İnsan uykuya bir anda geçmez. Bir köprüden adım adım geçer gibi kademeli olarak geçer. Bu geçişte hayal ile hakikat birbirine karışır ve sonunda kişi uyuyarak alem misalin bir küçük numunesi olan bir küçük numunesi olan rüya alemine geçer. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Nitekim bir hadis-i şerifte kabir aleminin ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olduğu haber verilmiştir. Ve misal Alem cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Misal kelimesi alemi misali ifade eder. Bu alem cismani alemden daha latif, ruhani alemden daha kesif olduğundan iki alem arasında bir köprü gibidir. Bahar kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Yazdan kışa, kıştan yaza bir anda geçilmediğinde ilkbahar kış ile yaz arasında, sonbahar ise yaz ile kış arasında bir nevi köprüdür. Bu misaller gibi gündüzden geceye, geceden gündüze de bir anda geçilmiyor. Akşam ve sabah namazları bu köprü dönemlerinde kılınmaktadır. Keza insanın ana rahminde geçirdiği dönemde 9 ay süren bir köprü yolculuğu gibidir. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. Bu hikmet dünyasında eşyanın yaratılışı tedricen olduğu halde haşirde bütün insanlar bir anda dirilecekler. Cennette her şey zamansız, bir anda vücut bulacaktır. Zira artık hikmet alemi yerinde kudret alemine terk etmiştir. Ancak bu kudret alemine geçiş için de yine bir köprü söz konusudur. Dünyanın harap olması, dağların uçması, denizlerin yanması gibi çok acayip hadiseler bu köprüyü meydana getirirler.